Dostlar selamünaleyküm. Türkiye İsrail'in meşhur demir kubbe sisteminin çok daha mantıklı ve ekonomik versiyonunu geliştirmeyi başardı. Aselsan gök kubbe adını verdiği bu sistemi İngiltere'de bugün başlayan fuarda tanıttı. O yüzden bugün dünyada çok az ülkede olan gök kubbe sistemini konuşalım. Bu sistemi bugüne kadar geliştirdiğimiz hava savunma sistemleri içerisinde en özel yere oturtan sebep ne? Neden ABD'nin ve İsrail'in sistemlerinden çok daha ön plana çıkıyor ve gök kubbe Türkiye'ye ne katacak? Hava savunma sistemleri gelişmiş devletlerin savunma sanayisinde en önem verdiği konuların başlarında geliyor ve dünyada birçok ülke seyir füzesi ya da savaş uçağı gibi hedeflere karşı savunma sistemi geliştiriyor. Hatta olayı bir tık öteye götürelim. Balistik füzelere karşı bile sistem geliştiren ülke sayısı az değil. Ama roket havan ve top mühimmatlarını imha edebilen hava savunma sistemi sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Yani çok az ülkenin sahip olduğu bir kabiliyetten bahsediyoruz şu an. Birazdan detaylarını ve muadillerini konuşacağız. Ama öncelikle şunu belirtebiliriz ki Aselsan sayesinde artık Türkiye roket havan ve top mühimmatlarına karşı savunma yapabilecek. Bu önemli. Çünkü bunlara karşı savunma yapmak basit bir olay değil. Bu tip mühimmatların radar kesit alanları çok düşük. Yine aynı şekilde düşmanlarınız bu sistemleri kolayca istediği bölgeye konuşlandırabiliyor. Haliyle ani tehdit oluşturabilen sistemler bunlar. İşte bu yüzden bunlara karşı savunma yapmak basit bir olay değil. Türkiye'ye bu hassas kabiliyeti kazandıran Aselsan'ın gök kubbe sistemi oldu. İngiltere'de şu an uluslararası savunma ve güvenlik ekipmanları fuarı düzenledi. Denleniyor. Bugün bahsettiğimiz gök kubbe sistemini Aselsan ilk kez burada sergiledi. Tabi gök kubbe sisteminin geliştirme faaliyetleri devam ediyor ama bir yandan test faaliyetlerine de başlandı. İlk olarak da Korkut hava savunma top sistemi ile SIREM görevi gerçekleştirildi. Korkut sistemi zaten 2016 yılından beri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılıyor. Ama bahsettiğimiz yetenek için Aselsan bunun üzerine değişiklikler yaptı. Yakın zamanda yapılan testte Korkut SIREM kategorisindeki bir hava hedefine karşı başarılı başarı sağladı. Hedef önce radarla tespit ve takip edildi. Ardından Korkut silah sisteminde bulunan AKR radarıyla kilit atıldı ve hedef imha edildi. Geçenlerde konuştuğumuz bir mühimmatı burada yeniden gördük. Korkut 35 milimetrelik atom akıllı mühimmatı kullandı. Atom mühimmatını biliyorsunuz, parçalanabilir bir akıllı mermi. Yani bir mermi atıyorsunuz ve hedefe 3-4 metre kala parçalanıp 100 mermiye dönüşüyor. Bu sayede özellikle küçük hedeflere karşı etkili. Hem hedefini kaçırma ihtimali düşük hem de daha az mühimmatla daha fazla hedefi imha etme imkanı tanıyor. İşte o atom burada da kullanıldı. Bu haber ülkemizin güvenliği için oldukça önemli bir haberdi. Türkiye şu an katmanlı bir hava savunma ağı kuruyor. En uzun menzilli siper sistemine kadar her şeyi buraya entegre ettik. Ama buna rağmen işte böyle farklı ihtiyaçlar oluşabiliyor. SİREM sistemler elbette her devletin ihtiyacı. Ama Türkiye için bu mesele biraz daha önemli. Çünkü bu sistemlerin hedefindeki top gibi mühimmatları daha çok terör örgütleri kullanıyor artık. Ve Türkiye 2-3'ü baya büyük olmak üzere ondan fazla terör örgütünün hedefinde. Burnumuzun dibinde terör devleti kurulmaya çalışılıyor şu an. Böyle bir ortamda elbette kendimizi nasıl savunacağımızı düşünmek zorundayız. Hatırlarsınız daha birkaç yıl önce Suriye'den PYD terör örgütü sınır ilçelerimize toplar ve düşük menzilli roketlerle kör saldırılar yapmıştı. Bu saldırılar sivil yerleşim yerlerini vurdu ve birçok sivil vatandaşımız hayatını kaybetti. Elbette Türkiye'nin çok gelişmiş hava savunma sistemleri var ama maalesef atıyorum Hisar O ile bu tarz hedeflere angajman sağlanamıyor. Türk medyası Türkiye'ye havan topları düşerken S400'ler nerede diyenleri bile gördü. Ama maalesef bu işler pek öyle olmuyor. Bu tarz hedeflere karşı dünyada SİREM sistemler kullanılıyor. O yüzden öncelikle... Sirem nedir sorusunu cevaplayarak başlayalım. Sirem sistemler kısa menzilli roket, top, ve havan mermisi gibi görüş hattının dışından atışı yapılan mühimmatları imha etmek için geliştirildi. Bu sistemlerin dünyada örneği az. Çünkü bu bahsettiğimiz mühimmatların sadece imhası değil, tespit edilip takip edilmeleri bile oldukça zor. İşte bu yüzden sadece birkaç ülkede örnekleri var. Bu konseptin gelişmesini sağlayan ABD'nin Irak işgali oldu. Amerika türlü yalanlarla Irak'ı işgal ettikten sonra özellikle Bağdat'ta ciddi sıkıntılar yaşadı. Kurdukları askeri tesislere sürekli roket ve havan saldırıları yapıldı. Bu saldırılarda ABD ciddi kayıplar verdi. Bu yüzden havan ve roketlere karşı bir savunma sistemi oluşturulması için acil ihtiyaç belirlediler. ABD'nin savunma sanayisi gelişmiş olduğu için hızlı bir geliştirme süreci başladı. 2 yıl gibi kısa bir sürede ortaya bir sistem çıkarıldı. Bu işin bu kadar kısa sürmesini sağlayan da üretilen sistemin ABD Deniz Kuvvetleri'nin zaten kullandığı Phalanx üzerinden geliştirilmiş olması oldu. Bu sistem üzerinde geliştirmeler yaptılar ve ortaya Centurion-Sirem olarak bilinen sistem çıktı. Kısa sürede geliştirilse de başarılı bir sistem oldu oldu. Centurion hedefi tehdit olarak algıladıktan sonra 5-6 saniye içinde ateş etmeye başlıyor. Zaten bu tarz hedeflere karşı radarın hedefi tespit etmesinden hemen sonra harekete geçilmiyor. Az önce demiştim ya bu hedefler balistik bir uçuş rotası takip ediyorlar. Savunma sisteminin karşı saldırısı da bu rotanın tepe noktasına ulaşmasından sonra başlıyor. Yani hedef inişe geçtikten sonra atış yapılıyor. Centurion başarılı bir sistem. Şimdiye kadar engellemeye çalıştığı saldırılarda başarı yüzdesi 70-80 arasındaydı. Tabi belli başlı dezavantajları da var. Var. Onlardan birazdan bahsederiz. Onun öncesinde. Bir de Sirem dendiğinde akla ilk gelen sistemden. Yani İsrail'in demir kubbe sisteminden bahsedelim. Bu sistemin hemen hemen 20 yıllık bir geçmişi var. İsrail işgalci bir devlet. Filistinlilerin toprakları üzerinde yapılan bir hırsızlıkla oluşturuldu. Haliyle orada sürekli çatışma var. Ama Filistinliler Gazze'de avluk altında olduğu için İsrail'e karşı çok gelişmiş silahlar bulamıyorlar. Genellikle kendi ürettikleri roket sistemlerini kullanıyorlar. İşte demir kubbe sistemi bu tehditleri engellemek için geliştirilmiş. Her ne kadar sistem İsrail'in geliştirdiği bir sistem olsa da Amerika'nın bu olaydaki payı büyük. Bunun geliştirilmesi için 1,5 milyar dolardan fazla maddi destek verdiler. Yine aynı şekilde sistemin bileşenlerinin yarısından fazlası ABD'deki savunma sanayi şirketleri tarafından üretiliyor. Sonuç olarak da ortaya oldukça başarılı bir sistem konuldu. Saldırılara karşı başarı oranı %85-90 civarı. Kalan %10-15'lik kısım da aşırı bir etki oluşturmuyor. Çünkü zaten bunlar nokta atışı fırlatılan füzeler değil. Atıl atıldıktan sonra büyük bir kısmı çoğu zaman boş arazilere düşüyor. Yani sistemin kaçırdığı 10-15 roket büyük bir etki oluşturmuyor. Ama bu sistem olmasa Gazze'den atılan roketler engellenemezdi ve İsraillerin hayatını cehenneme çevirirdi. Yani İsrail'in hava soğumasının merkezinde bu sistem var. Aselsan'ın geliştirdiği gök kubbe sisteminin dünyadaki iki büyük rakibi bunlar ama bizim sistem çok daha mantıklı ve ekonomik. ABD'nin sistemi mermi kullanıyor. Düşünün ki atışa hazır 1550 mermisi var ve bu kadar mermiyle engelleyebildiği hedef sayısı 5-6 adeti geçmiyor. Yani sistemin beslenmesi hem zor hem de ekonomik değil. Tüm bu zorluğa rağmen bir de menzil sıkıntısı var. 1 kilometre gibi bir menzilde etkili. O yüzden savunma gücü de sınırlı kalıyor. İsrail'in sisteminde ise mermi değil tamir füzeleri kullanılıyor. Hedeflere karşı daha etkili ama her bir atışın maliyeti 50 ile 100 bin dolar arasında değişiyor. Yani İsrail'in sisteminin başarı oranı yüksek olsa da maliyeti de altından kalkılabilir bir maliyet değil. Aselsan'ın geliştirdiği sistem ise İsrail'in başarı oranını ABD'den çok daha düşük bir maliyetle vaat ediyor. Gök kubbe sisteminin en güzel yanı bu. Atom parçacıklı mühimmat kullanıldığı için aynı hedefe onlarca mühimmat atmaya gerek yok. Atılan mermi zaten hedefe 3-4 metre kala 100 parçaya ayrılıyor. Bu yüzden de hedefi kaçırmıyor. Tam olarak aktif olduğunda başarı yüzdesini elbette öğreniriz ama bildiğim tek şey var ki atom mühimmatı ile birlikte gök kubbe İsrail'in demir kubbesinden çok daha yüksek bir başarı yüzdesine sahip olacak. Yani Türk mühendisleri farklarını bu sistemde de ortaya koydular. Gök kubbe tam olarak aktif olup Suriye sınırına yerleştirildiğinde PYD'nin şehirlerimize saldırı şansı da kalmayacak. Yani ellerindeki tek kozu da ellerinden almış oluyoruz. O yüzden ülkemize hayırlı olsun. Allah'a emanet olun.